kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi üniversiteli olma yolculuğundaki adaylar için şimdi önemli bir fırsat. Bu sefer üniversiteleri ekranlarımıza taşıyoruz. Kayseri'deyiz. Kayseri'den değerli bir üniversitemizi ağırlıyorum ve rektörünü ağırlıyorum bu bölümde. Abdullah Gül Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Sayın İhsan Sabuncuoğlu bizle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece Hanım. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Sizi tekrar ağırladığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Önemli gelişmeler olmuştur eminim. Çünkü geçen yıl daha öğrencimiz yokken bu masada birlikte bir program yapmıştık. Bu sefer öğrencilerle doldu üniversiteniz. Hemen şunu sormak istiyorum. Bir yıl sizin için nasıl geçti? Bir yıl bayağı yoğun geçti, onu söyleyebilirim. İlk öğrencilerimizi aldık. 124 öğrenci. Bunların hazırlık eğitimleri başladı. Abdullah Gül Üniversitesi bildiğiniz gibi İngilizce eğitim yapan bir yer. Tamamen İngilizce eğitim yapan bir devlet üniversitesi. Dolayısıyla bütün öğrenciler şimdi hazırlıklı. Bütün öğrencilerimiz neredeyse sıfır İngilizce ile geldiler ama şu anda Amerika'da rahatlıkla konuşabiliyorlar. Fonksiyonlarını, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir İngilizce seviyesine geldiler. İlk 6 ay Kayseri'de çok iyi bir hazırlık okulumuz var. Hemen hemen çoğunluğunu yabancı okutmanlardan oluşan, oldukça farklı bir İngilizce eğitimi altyapısı veren bir hazırlık programımız var. Oradan mezun olduktan sonra biz bunları, öğrencilerimizi 2 aylığına Amerika'ya gönderdik. Çok farklı şehirlerde. Hepsini mi gönderdik? Hemen, evet, hepsini. Belki bir 30 civarında öğrencimiz kaldılar. Onlar da bu yazın gidecekler. Amacımız hem dili kullansınlar, hem de farklı kültürlere, farklı sosyal ortamlara ekspoze olsunlar. Kendilerini daha iyi ifade etsinler. Uluslararası boyutu yakalasınlardı. Onun haricinde üniversitemizin yapılanmasını tamamladık. Bildiğiniz gibi 3 tane fakültesi vardı. O fakülteleri kapadık. Ve şu anda yeni fakülteler açtık. Çağ yakalayacak. 20 sene, 30 sene sonraki gençliğin ihtiyaç duyduğu ve iş ve sanayi dünyasının ihtiyaç duyduğu öğrencileri yetiştirebilecek fakülteleri kurduk. YÖK tarafından onaylandı ve işte önümüzdeki Eylül ayından itibaren bu yeni fakültelerimizde eğitim hayatına daha yoğun bir şekilde, daha iddialı bir şekilde gireceğiz. Çok güzel. Peki şimdi sizle ilgili dokümanlara baktığım zaman 3. nesil üniversite kavramını görüyorum. Adaylara buradan anlatmak isterim. Kastımız nedir 3. nesil üniversite derken? Şimdi Ece Hanım, siz iyi bilirsiniz. Yani ilk üniversite kavramı bildiğiniz gibi 1088 yılında İtalya'da Bologna Üniversitesi ile başlamış. Tabi ondan önce de eğitim var. İlk çağda katedrallerde, medreseler. Tabii jenerik olarak söylüyorum. Var ama yani eğitimin formal anlamında başladığı üniversiteler, Universitas denir. 1088, onu Paris Üniversitesi izliyor. Fakat ilk kurulan üniversiteler, o yıllardaki üniversiteler, kimisi öğrenci ağırlıklı, kimisi hoca ağırlıklı olmak üzere eğitim veriyorlar. Yalnızca bilgilerin paylaşımını esas alıyorlar. Sene 1600'lü yıllar, 1600'lü yıllarda Almanya'da Humboldt üniversiteleriyle beraber aslında bugünün modern üniversitelerinin ilk adımları atılıyor. Humboldt modeline, ki o modeli daha sonra Amerika'da Harvard ve MIT'de devam ettiriyor. Artık üniversite konseptinin içerisine eğitimin yanında araştırmayı da sokuyorlar. Evet. Dolayısıyla araştırmanın da önemine vurgu yapılıyor. Yüksek lisans ve doktora gibi bir takım etkinlikler ilave ediliyor. Ve bugüne kadar geliyoruz. Sene 2000'ler. Şimdi önümüzdeki bu 50-60 sene, belki 100 seneye yayılacak olan zamanda da üniversitenin üçüncü fonksiyonu ön plana çıkıyor. O da toplumsal etki. Topluma etkin etki. Evet. Sosyal etki. Yani aslında üçüncü nesil üniversiteler topluma olan etkisini, yani üçüncü boyutunu, üniversitenin üçüncü boyutunu önemli tasarım unsuru yapan üniversiteler sistemi demektir. Bu öğrencilere çok
teknik bir takım bilgiler vermek istemiyorum ama öğrencilere bunun yansıması şudur. Yani öğrencilerin daha kolay, daha rahat öğrenebilecekleri ortamları yakaladıkları üniversiteler. Aslında ortamı öğrenciye uygun hale getirmek, evet, öğrenci evet. ortamı yapmaktan bahsediyoruz. Yani eğitim modeliyle de öğrenmeyi kolaylaştıran, öğretmeyi belki biraz zorlaştıran, yani hocanın işini biraz zorlaştıran fakat öğrencinin işini kolaylaştıran, daha rahat öğrenmesini sağlayan bir metodoloji veya bir yaklaşım var mesela bunun altında. Öğrenci o yüzden için üniversite. Tabii ters yüz, işte sınıflar, aktif öğrenme gibi kavramlar bu üçüncü nesil üniversitelerle beraber daha konuşulur hale geldi. Evet. Tabii ki öğrencilere bunun yansıması bununla da sınırlı değil. Üçüncü nesil üniversiteler demek öğrencilerin daha çok araştırmayla buluştuğu, toplumla buluştuğu, gerçek hayatla buluştuğu veya gerçek hayatın güncellenmiş gerçeklerin eğitimin ve araştırmanın içerisine bir şekilde entegre olduğu sistemler anlamına geliyor. Evet. Üçüncü nesil üniversitelerle birlikte artık farklı bölüm ve fakültelerin arasındaki kalın çizgilerin de inceldiğini, daha disiplinler arası etkinliklerin, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin arttığına biz şahit olacağız. Evet, yani öğrencilerin de aslında vizyonu tabii. daha üniversitenin adından geldiği gibi universal bir hale gelmiş olacak. Kesinlikle. Toplumla bütünleşecek, hayatla bütünleşecek, daha doğrusu gerçek hayat üniversitenin içerisine yerleştirilecek anlamına geliyor. Peki, şimdi dikkatimi çeken yine bir şey daha var. Öğrenci köyü kurdunuz. Bir üniversite şapkası, universal bir eğitimden bahsediyoruz ama çok domestik bir değerle de, domestik bir isimle de taçlandırıyorsunuz. Öğrenci köyü diyorsunuz buna. Nedir bu ve nasıl çıktı bu fikir? Yani biz öğrencilerimizin aile ortamından geldiklerini biliyoruz ve aynı o aile ortamının o sıcaklığını, o hani güvenli ve o evet. sevecen yanını bir şekilde aynen yaşasın istedik ve imkanlarımız da el verdi. Öğrencilerimizi yurtlarda değil evlerde birlikte paylaşabilecekleri mutfakları, yaşam alanları olan villalardan oluşan bir öğrenci köyünde ağırlıyoruz. Öyle olunca daha rahat ediyorlar. Yani bir yurttaymış gibi hissetmiyorlar. Evlerinden alıp gibi evlere çağırıyorsunuz. Yani. Veliler ve anneler, babalar da tabii çocuklarının emin ellerde, iyi bir aile ortamında olduğunu düşünüyor. Sonuçta bu arkadaşlarımız mezun olduktan sonra da zaten sonuçta bir yerde yaşayacaklar. Yine apartman komplekslerinde veya çeşitli Doğru. sosyal mekanlarda arkadaşlarla beraber belki aynı evi paylaşacaklar. Biz o ortamı yaratmak için böyle bir şey yaptık. Şimdi görsellerinizi de görüyorum bir yandan. Hakikaten sitenizden de izledim. Yeşil bir üniversite görüyorum. Evet, biraz Harvard'a benzetiyorlar. Evet, değil mi? Benziyor. Yani Kayseri bu kadar yeşil mi onu bilmiyorum ama üniversiteniz hakikaten yemyeşil. Bunu nasıl planlıyorsunuz? Bu konuda özel bir çalışma mı yapıyorsunuz? Yok, yani bir kere Kayseri hakikaten şehircilik anlamında çok önde olan bir şehir. Onu söyleyeyim. Yani ben Kayserili değilim. Yani o yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Daha objektif yani. Daha objektif değerlendirebiliyorum ve hemen hemen Türkiye'nin bütün illerinde gördüm. Uzun yıllarda yani Ankara'da ve İstanbul gibi büyük metropollerde de yaşadım ama Kayseri hakikaten iyi bir belediyecilik hizmeti alan ve şehircilik anlamında düzgün işler yapan şehirlerden bir tanesi ve bol bol yeşil ve yaşam alanı yaratıyorlar. Evet. Bizim kampüsümüzde hakikaten biz şanslıyız çünkü aslında tarihi bir mekanın üzerine kurulmuş bir kampüs. Sit alanı olduğu için yeni kapalı bina yapamıyorsunuz. Yani diyelim ki alanınızın, toplam alanınızın %15'i zaten bina veya 20'si, %80'i zaten yeşil alan. Öyle olunca da böyle Harvard'a benzer çok ilginç, hoş bir şey çıkıyor, manzara ortaya çıkıyor. Biraz da
Lisansüstü yeteneklerinden üniversitenin bahsetmek istiyorum. Şimdi çok yeni, daha böyle hani birinci sınıfa öğrenciler geçecek, yeni hazırlık öğrencileri girecek. Ama onların hepsi lisansüstünü de şimdiden konuşuyorlar ve çözmek istiyorlar. Çok yurt dışı deneyiminiz var biliyorum. Değerli üniversitelerde, Türkiye'de de çok çalıştınız. Nasıl bir vizyonla bu yüksek lisans projelerini gerçekleştiriyorsunuz? Bizim Ece Hanım araştırmada 3 tane olmazsa olmazlarımız var ve yani yüksek lisans ve doktora çalışmaları bizim araştırma ekseninde değerlendirdiğimiz konular olduğu için araştırma perspektifimiz, bizim araştırma kültürümüz AGÜ'nün şu: biz disiplinler arası araştırmaya çok önem veriyoruz. Bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi bu. Yani pek çok disipline bulaşmış öğrenci mezun etmek istiyorsunuz değil mi? Yani dünyadaki açıklayacağım. İkincisi mutlaka ve mutlaka öğrencilerimizin dünya meseleleriyle, küresel meselelerle, bu enerji olabilir, çevre kirliliği olabilir, başka alanlar, sürdürülebilirlik olabilir, çeşitli şeyler olabilir. Bütün bu alanlarda, farklı alanlarda belli bir farkındalığa sahip, dünya meselelerini çözmeye hazır insanlar olsun istiyoruz. Dolayısıyla araştırmalarımızın bir küresel uzantısı da olsun diyoruz. Evet. Üçüncü bizim olmazsa olmazımız şu: yapılan araştırmalar, yani üretilen bilgiler mutlaka bir toplumsal faydaya, bir evet, ekonomik bir değere, bir teknolojiye, topluma bir faydaya dönüşsün istiyoruz. Yani bu anlamda baktığınızda aslında aldığımız öğrenciler böyle bir iklimin içerisine yetişecekler. Şu anda 3 alanda yüksek lisans ve doktora faaliyetlerimiz var. Ama ilerleyen zaman içerisinde bunları artıracağız. Zaten bizim hedefimiz 2023 yılları civarında, üniversite tam oturduğu zaman, ki yaklaşık 10 sene içinde oturacak, toplam üniversite nüfusunun %25'i, %30'a varan, yani neredeyse 1/3 yüksek lisans ve doktora öğrencisinden oluşsun istiyoruz biz. O popülasyonu da destekleyeceğiz. Evet, yani. Geçen yıl öğrencilerinize tablet, bilgisayarlar ve laptoplar verecektiniz, verdiniz. Tabii. Bu yılda verecek misiniz? Tabii, vereceğiz. Şunu soruyorum aslında, dijital anlamda eğitimi, dijital öğrenmeyi, bu hani kablosuz yaşamı aslında destekliyor musunuz üniversite tabii olarak? Tabii, çok önem veriyoruz. Çünkü bizim yapmış olduğumuz ön saha araştırmaları, antropoloji, antropologlarla beraber yapmış olduğumuz araştırmalar hep zaten onu gösterdi ki artık gençlik bilgisayar tabanlı bir sosyalleşme içerisinde. Bir kere bu çok önemli. İki, üniversite içerisindeki her türlü iletişim ve işbirliği bir şekilde dijital olmak zorunda. Onu besleyecek alt mekanizmalarınız olsun. Bizim bu konuda çok ciddi, çok somut bir takım çalışmalarımız var. Hatta ismine de sosyoekonomik sistem diye koyduk. Yani üniversitenin bir sosyoekonomik sistemi olacak ve bu sistem bilgisayar tabanlı, dünya ile entegre, hatta diğer üniversitelerle de entegre bir sistem olacak. Şimdi son bir dakika ama en zor soruyu soracağım. Mentorluk diyeceğim. Üniversitenizin önemli şapkalarından bir tanesi, daha doğrusu kendine edindiği düsturlardan bir tanesi olduğunu biliyorum, evet, mentorluğun. Bunu nasıl hayata geçireceksiniz? Bunu kariyer merkezimizle hayata geçireceğiz. Ve buna vakfımızın da, değerli vakıf üyelerimizin de büyük katkı sağlayacağını biz tahmin ediyoruz. Genç arkadaşların kariyerleriyle ilgili bir planlarının daha üniversiteye yeni geldikleri çağda hemen oluşmasını istiyoruz biz ki ona göre eğitimlerini şekillendirsinler. Artık dünya tek standart bir eğitimden kişiye özel, kişiselleşmiş bir eğitime doğru gidiyor. Evet. Dolayısıyla iki öğrenci aynı sınıftalar, aynı konuda bile ders aldıklarında ihtiyaçları farklı olabiliyor. Şimdi bu farklı ihtiyaçları giderebilecek bilince ulaşmaları lazım öğrencilerin. Bunu da biz iyi bir mentorship'lik mekanizmasıyla ve kariyer yönlendirme ve izleme sistemimizle sağlamayı planlıyoruz.
Sayın Sabuncuoğlu, gerçekten vizyon ifade eden, işaret eden, geleceğe hazır olduğunuzu gösteren bir program yaptık sizle. Çok memnun oldum sizi bu yılda ağırladım. İnşallah daha sonraki yıllarda da bütün bunları nasıl gerçekleştireceğimizi İnşallah. Konuşacağımız tabii, tabii. programları birlikte Hepsini yaparız. Hepsini tek tek yapacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza ve ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederim ben de size. Evet efendim, bizden ayrılmayın. Yine böyle dolu dolu yeni bir konukla karşınızda olacağız az sonra.